Benim adım Berat Demir. Çankırı doğumluyum. Kasım Üniversitesi ESO bölüm mezunuyum. 2015 yılından beri Çankırı Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde trambolin jimnastik antrenörü olarak görev yapmaktayım. 8 yıldır aktif milli takım antrenörüyüm. Ben de buranın öğrencisiyim. Artist jimnastik olarak sporculuk yaptım. Daha sonra Kastamonu Üniversitesi'ne gittim. Kastamonu Üniversitesi'ndeki hocam benim eski büyük abilerimizdendi. Orada öğretim görevlisiydi. Orada üniversiteye bir trambolin malzemesi aldırarak bizleri de trambolin jimnastiğe başlattı. Aynı zamanda bizi illere göndererek bu branşın daha da büyümesinde yardımcı oldu. Okulda kendimi geliştirdim. Bunun belgelerini aldım. Birinci kademe, ikinci kademe antrenörlük belgesini aldım. Aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi'nde okurken Erasmus'u kazandım. Özellikle Polonya'ya gitmek istedim. Polonya'ya gittim ve oradaki trambolin jimnastik yapan sporcuları izledim, antrenörleri izledim. Çünkü orası da bir BESYO'ydu. Kendimi biraz daha geliştirdim. Okuldan mezun olduktan sonra Çankırı ilinde başladım. Çünkü kendi şehrim, kendi ilim ve bu sporu çok sevdiğim için bunu Türkiye'ye duyurmak istedim. Buraya geldiğimde ilk olarak artistik jimnastik bölümünde antrenörlüğe başladım. Daha sonra trambolin jimnastik branşında ikisini bir arada yürütmeye çalıştım. Çankırı merkezde bulunan eski jimnastik salonumuzda trambolin jimnastik yapmaya başladık. Orada sünger havuzumuz var. Oradaki sünger havuzunu boşaltarak trambolini oraya yerleştirdik. Yaz dönemi spor faaliyetlerimiz olurdu bizim. Küçük yaş grubuna hitap ettiğinden dolayı branşımız jimnastik, bize katılım çok olurdu. Yani neredeyse 20 kişilik gruptan 2 tane ve 3 tane yetenekli çocuk çıkardı. Çünkü branşımız çok farklı. Çocukları böylelikle seçerek altyapılarımızı oluşturduk. O altyapının arkasına tekrar bir altyapı. Çünkü bizimki yaşa bağlıydı. Bizim yarışmalarımız 7 yaşta başladığı için biz çocuklarımızı 5-6 yaşta alıp o yarışmaya hazırlamamız lazımdı. İlk olarak orada sporcularımıza trambolin jimnastik branşıyla tanıştırdım. Hala da orası altyapı sporcularımız olarak kullanılıyor. Bu zamana kadar yaklaşık 900 bin tane öğrenci elimizden geçmişti. Şu anda aktif olarak bu branşı milli sporcu, yarışmacı ve altyapı sporcularımız olarak 16 kişiyle devam etmekteyim. Çünkü her yıl bir tane milli sporcu veriyoruz. Milli sporcu verdikten sonra alttaki öğrencilerimiz bunları görerek daha da bir hevesleniyor, daha da bir hırslanıyor. Trambolin jimnastik Türkiye genelinde her ilde bulunmayan bir branş. Çankırı, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon, İzmir gibi illerde yapılmakta. Jimnastiğin altında bulunan olimpik bir branştır. Göründüğü gibi kolay bir spor değil. Çünkü orada zıplayan çocuğun antrenör çocukluğundan beri yetiştirdiği için biliyor nerede ne yapabileceğini, yapar mı, yapamaz mı? Biz Çankırı ili olarak Türkiye içinde yapılan bütün yarışmalara, Türkiye Şampiyonası, Kulüpler Şampiyonalarına katıldık ve burada çok iyi dereceler elde ettik. Takım halinde, senkronize, ferdi, birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler. Yapmış olduğumuz derecelerden dolayı Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğümüz bize destek vererek bu branşı daha da ileriye götürmemizi sağladı. Yeni cihazlar, yeni aletler, yeni malzemeler alarak şimdiki salonumuza kavuştuk. Buraya biz ilk geldiğimizde tavandaki havalandırmaları, yangın borularını yanlara kaydırarak ortada zıplamak için kendimize bir yer oluşturduk. Ha, yükseklik yeterli mi? Yükseklik yeterli değil. Buradan uluslararası yarışmalara gidiyoruz. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası ve çocuklarımız oraya gittiğinde bir zorluk yaşıyor. Çünkü tavan yüksekliğimiz buranın alçak. Oradaki çünkü daha yüksek, daha modern. 2023 yılında İngiltere Birmingham'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ada sporcumuzla 13-14 yaş grubunda katıldık. Ferdi olarak ve Samsunlu eşiyle senkronize olarak katıldık. Orada şöyle bir kural getirdi. Eğer 13-14'te iyiysen gençlerle yarıştıracağız sizi bir üst kategori.
Gençlerle de yarıştılar ve dünya ikinciliğini aldılar. Bu bir tarihti yani. Türkiye'de de tarihinde de bir ilk. Gençler, trambone, jimnastik, senkronize, bayanlar dünya ikinciliği olarak. Ben Ada Kanat, 15 yaşındayım. 9 yıldır jimnastik yapıyorum. 2015 yılında artistik jimnastikle başladım. İlkokul 1. sınıfa gitmiyordum bile neredeyse. Çok zor oldu benim için ailemden ayrı kalmak antrenmanlarda. Çok ağladım gerçekten, gitmek istemedim hiçbir zaman. Ama annem ve antrenörüm beni alıştırdılar, ısındırdılar jimnastiğe. Yarışmalarıma artistik jimnastikle devam ettim. Antrenörümüz çift branş yaptığı için trambon jimnastikle çalışıyorduk aynı zamanda. Trambon jimnastiği ilk gördüğümde çok güzel bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü hani havada uçuyorsun gibi geliyordu bana. Ama aynı zamanda çok zor bir spor olduğunu da tahmin etmiştim zaten. Ki gerçekten çok zor da bir spor. Herkesin yapabileceği bir spor değil diye düşünüyorum. Dışarıdan bakıldığında gerçekten kolay görünüyor. Ama gerçekten o kadar kolay değil. 8-10 yaş kategorisinde ilk trambolin jimnastik şampiyonama gittim. Daha sonradan 10-12, 13-14 ve 15-16 yaş kategorisinde yarışmalarıma devam ettim. Şu an 15-16 gençler kategorisinde yarışıyorum. Bu zamana kadar Türkiye şampiyonalarında çok derece aldım. Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü olarak hem takım hem bireysel olarak aldım. Daha sonradan yapılan son yarışmalarda göz doldurmaya başladım. Yani seçildim. Beni milli takım kamplarına çağırdılar. İlk milli takım yarışmamda takımımla beraber İtalya Rimini şehrine gittim Avrupa Şampiyonası için. Avrupa Şampiyonası'ndan önce küçük bir uluslararası yarışma yapıldı. Orada takım arkadaşım Bade ile beraber bir ikincilik aldım ve takım olarak finale kaldık. 2022'de Bulgaristan Sofya şehrinde Dünya Şampiyonası yapıldı. İlk dünya şampiyonamdı ve yarıştığım seriyle ilk 8 finaline kaldım. İlk 8 finalinde yarıştıktan sonra 0-3'lük bir puan farkıyla ilk 3'ü kaçırdım ve dünya dördüncüsü oldum orada. 2023 yılında İngiltere Dünya Şampiyonası'na gittik. Orada bireyselde yarıştığımda istediğim sonucu alamadım. Ama takım arkadaşım Bade ile beraber senkronize yarıştığımızda gençlerde 15-16 yaşta finale kaldık. Finalde de güzel bir performans sergiledik ve dünya ikinciliğini aldık. 2022 yılından sonra gittiğim 2023 ve 2024 yılındaki Dünya Avrupa yarışmalarından sonra rakiplerimi gördüm ve gerçekten daha hızlı bir şekilde çalışarak 2028 Olimpiyat hayalime daha da yaklaştığımı düşünüyorum. Şu anda yaptığım en zorlu hareket üçlü salto ve benim yaş kategorimde milli takımda yani kadınlarda, genç kadınlarda yapabilen tek kişi benim. Çankırı gerçekten küçük bir il ve spor yapmak da çok zor Çankırı'da. Çünkü imkanlar birazcık kısıtlı diğer illere göre. Salon açısından çok yeterli bir salonumuz yok. Trambolinlerimiz eski. Yurt dışı yarışmalarındaki trambolinleri gördükçe gerçekten bizim çalıştığımız trambolinler arasındaki farkı çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Salonumuzun yüksekliği gerçekten bizim için büyük bir soruna yol açıyor. Ellerimiz çarpabiliyor. Yurt dışı yarışmalarına gittiğimizde daha çok yükseldiğimiz için anlıyoruz aslında. Kendi sınırlarımı orada test edebiliyorum gerçekten. Hani burada zıpladığım yüksekliğin iki katına çıkıp gerçekten bunu yapabildiğimi anlıyorum. Bu imkanlarla buralara kadar gelip bu başarıları elde ettiğimize göre hani şartlarımız daha iyi olsa belki de daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Ada için trambolin gerçekten hayatım anlamına geliyor. Benim için her şey çok şey değiştirdi benim hayatımda ve yani geleceğe bakış açım gerçekten çok değişti. Antrenörlük ya da beden eğitimi öğretmenliği hayalim de var. Çok seviyorum gerçekten çocuklarla ilgilenmeyi, yeni şeyler öğretmeyi ve öğrenmeyi ve antrenörümden de gerçekten çok iyi bir altyapı aldığımı düşünüyorum şu anda. İleride güzel bir antrenör olacağımı da düşünüyorum. Şu an elimde Ada Kanat ve Ceylin Sakar iki sporcu kızımız var. İleride bu işi yapmayı çok istiyorlar. Bayrağı bu sporcularıma bırakmayı inşallah Allah nasip eder. Ben Ceylin Sakar, 14 yaşındayım. 8. sınıfım, Çankırı'da doğdum.
Annem ben küçükken hiç durmuyormuşum. Ondan sonra jimnastiğe yazdırayım demiş. Trambolin jimnastiğe 5 yaşında başladım. Artistik jimnastikle başladım. Bireysel ve takım olarak başarılar elde ettik. Trambolin jimnastiğe daha sonradan geçtim. Zorlandım ilk başlarda. Sonradan daha severek yapmaya başladım. Daha çok ciddiye alarak yapmaya başladım. İlk yarışmam Samsun'da olmuştu. Türkiye şampiyonasına gitmiştik. Orada artistikte aslında ilk başladım Türkiye şampiyonasında. Orada bireysel olarak birinci olmuştum. Takım olarak iki olmuştuk. Sonradan trambolinde İzmir yarışmasına gitmiştik ilk. 2019 falandı. Orada takım olarak birinci olmuştuk. Oradan sonra zaten işimi ciddiye almaya başladım trambolin olarak. 2024 yılında ilk milliliğimle ilk Avrupa şampiyonluğuma katıldım. Yeri açık, yeri vurgu. Haftada 5 gün çalışıyoruz. Hafta sonları da kondisyon ağırlıklı çalışıyoruz. Trambolin'e başladıktan sonra daha çok sorumluluğum oldu. Hayatın farkına vardım. Daha çok işlerim ciddileşti. Bundan sonra hayatımda trambolin hep olmasını isterim. Dünya şampiyonlarına katılmak, Avrupa şampiyonlarına katılmak. Daha çok kendimi gösterebilmek isterim. Sporcu olarak ilerlemek istiyorum. Sonra antrenör olabilirim, beden hocası olabilirim. Çankırı küçük bir yer olduğundan dolayı sporcu çocuklarımız ilk yurt dışına çıktıklarında biraz afallıyorlar. Geldiklerinde hayata bakış açıları daha da değişiyor. Tabii orada yapmış olduğu derecelerden dolayı bize buradaki işte kolejlerden teklifler geliyor. İşte sporcunuz bizim okulda tam burslu okuyabilir. Daha sonra özel hastanelerden bizlere teklif geliyor. Sporcunuzun bütün sağlık masrafları bize ait ve biz bu kolej olsun, hastane olsun, diğer yardımlar olsun faydalanmaya başladık. Türkiye çapında göstermiş olduğumuz derecelerden dolayı Çankırı ilimizde yerel basında, gazetelerde çıktığı için bizim branşımıza katılım biraz daha arttı. Yeteneği gördüğümüzde sen yeteneklisin, ilerlemelisin, bu işi yapmalısın diyerek biz uyarılarımızı veririz. Bütün hepsi o sporcuya kalmış. Tabii ilerletenler ileride milli sporcu oluyor. Müzik 2015 yılında göreve başladım. 2017'de ilk milli sporcumu verdim. 2017'den 2024'e kadar aktif olarak milli takım antrenörüyüm ve hemen hemen 2 yılda bir milli sporcu kazandırdım ülkeme. Buradaki çocuk sayısı fazla ve ben bu içimdeki sevgiyle bu branşın ve ilimizdeki çocukların milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmesi için çok çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim. Lakin olanaklar el verdiği sürece.